Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz ortopedik onkoloji uzmanı Profesör Doktor Volkan Gürkan. Volkan Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Çok teşekkürler. Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Aslında oldukça önemli ve uzmanlığı da az olan bir konu. O yüzden evet. Sizin gibi çok değerli hekimlerin mücadele ettiği çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Hocam çocuklardaki bu ortopedik onkolojidir. Önce onunla başlayalım. Daha sonra çocuklarda sık görülen kemik tümörlerinden biraz peki. bahsedebilirsek çok seviniriz. Peki. Ben bir ortopedistim ama uzun yıllardan beri ortopedik onkolojiyle uğraşıyorum. Yani bu ne demek? Kemik ve yumuşak doku tümörleri. Yani bildiğimiz gibi tümörler iç organlarda çok fazla gözüküyor. İşte akciğer kanseri, meme kanseri, beyin tümörü gibi. Fakat kol ve bacaklarımızda da sonuçta dokular var. Kemikler ve yumuşak doku. Bunların da tümörleri söz konusu. Genel olarak baktığımız zaman halkımız bu konuyu çok iyi bilmeyebilir. Bu normal bir şey. Ama tabii ki bizim görevimiz insanları aydınlatmak. O yüzden bunu bu şekilde söyleyebilirim. Eğer kolunuzda ve bacaklarınızda bir takım kitleler çıkıyorsa bunlar ayrı bir alan. Bunun için bu konuyla uğraşan insanlar var. Ben onlardan bir tanesiyim. Hocam iyi ki varsınız. Gerçekten hani başına gelmeyen sizi belki bulamaz ama gerçekten bu tip bir problemi olan bir hasta olduğunda, bir çocuk olduğunda sizin gibi özelleşmiş hekimlere çok fazla ihtiyaç oluyor. Peki hocam, şimdi yumuşak doku dediğimizde bu yağ dokusu, kas dokusu, kemik, bütün bunları içeren şeylerden bahsediyorsunuz tabii. değil mi? Ortopedik onkoloji bunların hepsi de içeriyor. Aslında kabaca ikiye ayırıyoruz. Kemik tümörleri ve yumuşak doku tümörleri. Yumuşak doku tümörleri kolumuzda, bacaklarımızda yer alan yağ dokuları, cilt altında yer alan bütün dokular, kas dokuları, damar ve sinir dokuları, kemik de zaten iskelet sistemimizi oluşturuyor. Yani kolumuzda ve bacağımızda tuhaf ağrılar hissediyorsak bu bir tümörün habercisi olabilir. Ya da olay daha da ilerlerse şişlikler belirmeye başlıyor. Bu olayın biraz daha ilerlemiş halini bize düşündürüyor. Böyle bir şey yaşıyorsanız mutlaka bir uzman doktora görünmeniz lazım. Nadir görülen şeyler olmakla beraber eğer başınıza gelirse yani çok sıkıntıya sürükleyebiliyor. O yüzden bu çok önemli bir nokta diye düşünüyorum. Hocam çocuklardaki kemik tümörlerinin belirtileri nelerdir? Şimdi tabii çocuklar için ayrı bir başlık açmak gerekiyor. Hı-hı. Onların özellikleri daha fazla yetişkinlere göre. Çocuklar da aslında düşündüğümüzden daha fazla miktarda kemik tümörü görebiliyoruz. Ama bunlar çoğu zaman o kadar önemsizler ki. Hı-hı. Çok küçük boyutlular ve çocuğa hiçbir zarar vermiyorlar. Dolayısıyla insanlar bunun farkında bile olmadan yaşayıp büyüyorlar. Bunlardan zaten korkmuyoruz yani. Evet. Ama bu çocuk mesela bisikletten düştüğü zaman ya da okulda yaramazlık yaparken düştüğü zaman ayak bileğini burkabiliyor ya da kolunu sıraya çarpabiliyor. Travma ertesinde. Travmaya, evet, aynen. Ondan sonra ailesi çocuğu alıp acil servislere götürüyor. Evet. Orada röntgen çekiliyor. Hı hı. İşte bütün olay bu. Yani ben şu an bu çocuk olayı da genellemiş oluyorum aslında. Hı hı. Çocuk acil servise gider, burada meslektaşımız röntgenleri çeker evet. ve orada artık bir yola giriyor. Yani ya aileye çok derin bilgiler vermeye başlıyor ki bunları maalesef çoğu zaman doğru olmuyor. İşte üzücü çok, olmuş oluyor. Tabii. Hı hı. Yani çok basit bir şey için meslektaşımız çok korkutucu şeyler söyleyebiliyor. Bu çok uygun bir şey değil. Yani aslında çocuktaki mevcut olan durum, yani kemik tümörü o kadar basit ki hiç önemli bir şey değil. Gelişim çağında. Ama sanki işte kansermiş gibi yönlendirebiliyor ve aileleri boşu boşuna evet, ürkütebiliyor. Bu çok gerekli bir şey olarak görmüyoruz yani bunu. Aslında işte çoğu budur. Yani belirti tesadüfen ortaya çıkıyor. Ama bazı çocuk kemik tümörleri de örneğin kist çok fazla görüyoruz çocuklarda kemik kistini. Zaman içerisinde kist büyüyüp ağrıya neden olabiliyor. Çocuklarda kisti en çok omuz kemiklerinde görebiliyoruz. Yani 10 yaşında bir çocuğunuz var ve zaman zaman omuzunda bir ağrı var. Hı hı. İlk planda aklımıza kist gelmeli. Bu da tabii ki korkunç, hani kötü bir şey değil ama bunu tedavi etmemiz lazım artık. Çünkü biliyoruz ki kist ilerleyebilir. Eğer çok ilerlerse kemiği o kadar çok zayıflatıyor ki durup dururken çocuğun kolu kırılabiliyor. Bunu kim ister ki? Ama çocuğun uyarılarını çok ciddiye almalıyız. Yani çocuk boşu boşuna bir şey söylemiyor bize aslında.
Yani eğer ki bir çocuk, çocuğunuz özellikle omzum ağrıyor diyorsa, ikinci planda kalça, üçüncü planda diz eklemleri aslında geliyor. Aslında gelişim çağında büyürken kemiklerde tabii ağrı çok fazla olduğu için tabii hani gelişim çağında normal olarak tabii görüyoruz çocuklarda ebeveynler. Bu tarz ağrılar dikkate olabiliyor. Dikkate almak gerekiyor kesinlikle. Tabii. Aslında çocuklarda o kadar çok ağrı nedeni var ki. Yani düştüğü zaman bile bir yerinde vurur ve ağrı olur. Tabii ailenin burada uyanık olması lazım. Evet. Çocuk belki de düşmedi. Eğer ki böyle haftalardan beri yani çocuk ağrım var diyorsa orada mutlaka doktora gidin. Kesinlikle. Ama tabii ki bunun nedeni tümör olmak zorunda değil ya da kemik kisti olmak zorunda değil. Başka hastalıklar da var. Ama nasıl ayıracağız? Ancak doktora giderek yani. Muayene olarak tabii bu şekilde ayırabiliriz. Hocam peki bu tip bir problemle karşılaşıldığında tanıda ne yapılıyor? Biyopsi yapılıyor mu? Ya da her kanser yani kötü huylu mudur ya da iyi huylularında evet var mıdır? Evet, çok güzel sorular. Çok teşekkür ederim. Şimdi böyle bir çocuk benim önüme geldiği zaman, yani poliklinikten bahsediyorum, kapıdan girdiği anda tanı koymaya başlıyorum. Çocuğun yürüyüşü, kolunu oynatıp oynatmaması, zayıf olup olmaması, çocuğun rengi, acı çekiyor mu, çekmiyor mu, daha gördüğüm anda fikir sahibi olmaya başlarım. Ondan sonra bu iş bittikten sonra zaten birkaç saniyelik bir şey, anne baba ile konuşmaya başlıyorsun. Zaten genelde çocuğu anne baba beraber getirirler. İşte çocuğunuzun durumu nedir? Ne kadar zamandan beri var? Biz bunu anamnez diyoruz. Ondan sonra aile bana bunu güzelce anlatır. Beynimde daha fazla oluşmaya başlar. Bu noktadan sonra artık çoğu zaman ne olduğu konusunda ciddi bir fikrim oluyor. Bundan sonra yapmam gereken şey görüntüleme metotları. Ve röntgenle başlıyoruz. Bazı aileler İşte röntgeni beğenmeyebiliyor. Ya hocam işte MR çekmeyecek misin? Ya da bazen PET çekmeyecek misiniz? Bunlar o kadar hani gereksiz olabilir ki, o kadar ileri görüntüleme modaliteleri ki aslında çoğu zaman gerek yok. Yani durduk yerde MR'ı niye çektireyim ki yani gerekmiyorsa? Ya da tomografi ya da PET gibi kemik taramaları. Bunları hani yaptırmaya gerek olmayabilir. Bunlar hepsi tecrübeyle alakalı olan şeyler. Röntgende başlarız. Röntgen ve çocuktan aldığım hikaye, yani aileden aldığım hikaye beni çoğu zaman artık sonuca götürmüş olur. İyi huylu kemik tümörlerinden bahsediyorum. Örneğin kemik kisti gibi. Röntgende bunu gördükten sonra eğer ki eminsem artık tedavi kısmına geçmem lazım. Ama her zaman emin olamayabiliriz. Bu durumda da artık derinleşmem gerekiyor. Yani diğer görüntüleme metotlarının nedir? Tomografi. Kemiği çok iyi gösteriyor bana. Ya da MR, özellikle kontrastlı dediğimiz ilaçlı MR'lar tümör dokusunu bana çok net olarak gösterebilir. Daha da derin bir bilgiye sahip olabilirim. Çünkü o kadar çok aslında kemik tümörü var ki iyi huylu olan, hepsinin de tedavileri, süreci farklı. Eğer ki sonuca gidememişsem artık daha derinleşip bunları kullanmam gerekiyor. Dediğiniz gibi biyopsi çok önemli ve kesin tanı konulabilen tek metottur aslında. Fakat eğer yeterince tecrübeliyseniz iyi huylu olan kemik tümörlerinin çoğunda biyopsi almanıza gerek yok. Hani anamnez ve röntgen bana yetebiliyor. Hatta tomografi ve MR'ı da eklersem ben artık bunu %100 tanıyı koyabilirim. Sadece biyopsiyi ne zaman kullanırım? Bazen geçiş vakaları oluyor, yani ara vakalar. Borderline vakalar diyoruz bunlara. Bunun tanısının ne olduğunu anlayabilmem için artık biyopsi yapmam lazım. Ama iyi huylu kemik tümörlerinde biyopsi çok nadir bir şey artık. Evet. Peki hocam, kötü huylu kemik tümörlerinin belirtileri nelerdir? Maalesef kötü huylu kemik tümörleri çok daha farklı bir başlık. Yani şimdiye kadar konuştuklarımız hep iyi huyluydu ama kötü huylu da tesadüfen saptanması gibi bir şey hiç olmaz diyebilirim. Mutlaka süreç birkaç aydan beri çocukta var olan bir ağrı, geceleri de olabilir ve gün geçtikçe ilerler. Yani hızlıca bir ilerleme gösteriyor. 2-3 aydan beri örneğin. Örneğin 3 ay önce hiçbir sorunu olmayan bir çocuk atlayıp oynayan, bisiklete binen 3 aydan beri bir ağrısı başlamış ve bu gittikçe artmış. Örneğin son 1 aydır artık üzerine hiç basamaz olmuş. Eğer tümör bacağındaysa. Ağrılı oluyor yani. Evet, ki kötü huylu kemik tümörlerinin büyük bir kısmı diz çevresinde oluyor. Yani eğer
10, 15, 18 yaş civarı çocuğunuz varsa ve birkaç aydan beri dizinde bir ağrı varsa evet. mutlaka şüphelenilmesi gerekir. Çünkü hani nadir görülmekle beraber eğer başınıza gelirse çok sıkıntı olabiliyor. O yüzden hani bir söz vardır, erken teşhis hayat kurtarır. Hayat kesinlikle kurtarır, çok evet. değerli bir söz. Bana böyle bir erken dönemde eğer bu çocuk getirilirse çok yüksek oranda başarı durumumuz tedavi var. Tedavi süreci çok evet. rahat bir şekilde evet. cevap verir diyorsunuz. Evet. Ama bu 3-4 ayın üzerine birkaç ay daha eklenirse o zaman bu çocuğu dizinde, bacağında ya da kolunda da olabilir. Ama evet. en çok diz çevresinde görüyoruz. Bir şişme başlıyor. Şişme başladıktan sonra artık çocuk bunun üzerine hiç basamaz hale geliyor ve dizini oynatamıyor da. Yani ilgili olan eklem artık oynamaz hale geliyor. Çocuk kilo vermeye başlıyor. Derin bir kaşeksi yani kilo kaybı söz konusu oluyor. Çocuk güçten düşüyor. Olayın bu noktaya gitmesini gerçekten istemeyiz. Genelde kötü olan kemik tümörlerinde tablo bu. Ama neyse ki kötü olan kemik tümörleri iyi olanların %1'i kadar gözüküyor. Bu da bir şans olsa gerek. Evet. Ağrı, aksama hepsine dikkat etmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ederiz hocam vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Kemik tümörü deyince ve çocuklarda karşılaşıldığında hakikaten bu konunun uzmanı olarak sırf bu konuyla uğraşan bir ortopedik onkolog olarak kendisine vermiş olduğu bilgiler için çok çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü program konuğumuz ortopedik onkoloji uzmanı Profesör Doktor Volkan Gürkan idi. Programımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.